Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzu Eskişehir'deki Çakıl Arası Matematik Köyü'nden çekiyorum. Doğanın ortasında muhteşem bir yer. Şu anda arka tarafta güneş batıyor. Arkadan derenin sesini duyuyorum. Dikkat dağıtıcı şeylerden uzak, matematik çalışmak için çok güzel bir ortam. Eğer siz de düşünürseniz internet sitesinden Eskişehir Çakıl Arası Matematik Köyü'nü inceleyebilirsiniz. Bugün lineerce bir serisine devam ediyoruz. Geometriden başlayıp lineer denklem sistemlerine geçip onlardan nasıl matrisler elde edildiğini göreceğiz. Ben burada bir tane örnek hazırlamıştım arkadaşlar. X, Y düzleminde iki tane doğru alıyorum. L1 ve L2 dedim bunlara. Doğruların denklemleri sırasıyla Y eşittir 2x-3, Y eşittir -3x+1. Bu denklemi sağlayan X, Y ikilileri X, Y düzleminde bu doğrunun üzerinde kalıyorlar. Bizim anlamak istediğimiz soru şu, bu iki tane doğrunun kesişim noktası. Yani hem bu doğru üzerinde kalan hem bu doğru üzerinde kalan noktalar. Bunu anlamak için hem bu denklemin çözümü olan hem bu denklemin çözümü olan x, y koordinatlarını bulmamız lazım. Buna lineer denklem sistemi diyoruz. Ben şimdi bu denklem sistemini biraz daha farklı bir şekilde yazacağım. X ve y'leri aynı tarafa toplarsak -2x+y = -3 ve 3x+y = 1 elde ederiz. Buradan matrislere geçmek çok kolay. Sadece x, y, artı ve eşittir işaretlerini ortadan kaldıracağız. Yani elde edeceğimiz matris -2'ye 1, -3, 3'e 1, 1 matrisi. Yani matrisler aslında lineer denklem sistemlerini yazmanın daha kolay bir yolu. Geometrik olarak baktığımızda bu iki doğru tek bir noktada kesişiyorlar. Yani bu denklem sisteminin aslında tek bir çözümü olması gerek. Aynı şekilde bu matrise bakarak acaba bu denklem sisteminin tek bir çözümü olduğunu nasıl görebiliriz? Bu soruyla uğraşacağız. Tabii bu elimizdeki tek durum değil, ikinci bir durum daha var. İkinci bir durumda da birbirine paralel iki doğru alacağız. Bunlara L3 ve L4 diyelim. Diyelim ki bunların denklemleri de y = x+1 ve y = x-2 olsunlar. Eğimleri aynı olan doğrular paraleldir. Bu denklem sisteminde de x ve y'yi aynı tarafa atarsak -x+y = 1, -x+y = -2 gelecek elimize. Bunu matris halinde yazmak için x ve y'leri unutalım. -1'e 1 = 1, -1'e 1 = -2. Tabii ki iki tane paralel doğru hiçbir zaman kesişmeyecekler. Dolayısıyla bu denklem sisteminin hiç çözümü olmaması gerekiyor. Aynı şekilde bu matrise baktığımızda kaç çözümü olup olmadığını anlayabiliriz bu denklem sisteminin. Gördüğünüz gibi bu çizginin sol tarafındaki iki tane satır birbirinin aynısı. Çizginin sağ tarafında da iki farklı rakam var. Bu iki denklemi aynı anda sağlayacak x, y noktaları yoktur. Şimdi üçüncü duruma bakacağız. Burada iki doğru yine birbirine paraleller aslında. Ama aslında tam olarak da aynı doğrular. Yani L5'in denklemiyle onun tam üzerinden geçen L6'nın denklemi aynı olacaklar. Yani denklem sistemimizde aynı denklemi iki defa tekrar etmiş olacağız. y = x+1. X ve y'leri aynı tarafa topluyorduk. -x+y = 1. -x+y = 1. Bunu matris haline getirdiğimizde -1'e 1, 1. -1'e 1, 1 olduğunu görüyoruz. Bu çizginin sol tarafındaki iki tane satır yine tam olarak aynılar. Bu sefer sağ taraftaki iki değer de birbirinin aynısı. Bu bize aslında bu denklem sisteminin sonsuz tane çözümü olduğunu ya da geometrik olarak bu iki doğrunun tam olarak üst üste gelip çakıştıklarını söyleyecek. Yani elimizde düzlemde çalışırsak 3 tane durum var sadece. Bu matris için tek bir çözüm var.
Bu matris için hiçbir çözüm yok. Hiç çözüm yok. Bu matris için ise sonsuz çözüm var. Acaba düzlemde değil de 3 boyutlu uzayda çalışsaydık, sadece doğrular değil de düzlemler de alsaydık, daha farklı bir sonuç elde edebilir miydik? Matrislerin özelliklerine bakarken bu soruya da cevap vereceğiz. Bu bakış açısıyla matrisler sadece lineer denklem sistemlerini yazmanın daha kolay bir yolu gibi görünüyorlar. Ancak burada iki tane dikkat etmemiz gereken nokta var. Bunların ikisi de şundan kaynaklanıyor. Bir doğrunun denklemini yazmanın tek bir yolu yoktur. Örneğin şu L2 doğrusuna bakalım. Bu L2 doğrusunun denklemini 3 ile çarparsam eğer 3y eşittir eksi 9x artı 3 elde ederim. Ve bu tam olarak aynı doğrudur. Bu sefer x ve y'yi aynı tarafa topladığınızda 9x artı 3y eşittir 3 gelir. Ve L1 ve L2'nin denklemlerini alıp da bakmanız gereken matris eksi 2'ye 1 eksi 3 9'a 3 3 matrisidir. Bir doğruyu yazmanın tek bir yolu olmadığı için bir denklem sistemine karşılık gelen matrisi yazmanın da aslında tek bir yolu yoktur. Bir denklem sisteminde bir satırı alıp da sıfır olmayan bir reel sayıyla çarptığımızda yine aynı denklem sistemini elde ederiz. Yani bu iki matris birbirinden farklı görünseler de aslında bir satırı diğerinin 3 katı olduğu için aslında bu iki matris bize aynı bilgiyi verecekler. İkinci dikkat etmemiz gereken nokta yine denklemlerin yazım şeklinin tek bir şekilde olmamasından kaynaklı. Örneğin ben 9x artı 3y eşittir 3 yerine 3y artı 9x eşittir 3 de yazabilirim. X ve y'nin yerini değiştirerek. Şimdi yeni bir matris elde etmeye çalıştığımda buradaki 3 ve 9'un yerini değiştirmem gerek gibi görünüyor. Ama aslında biz matrislerde yazımdan kolaylık sağlarken bir takım feragatlarda bulunduk. O da şuydu. X ve y'nin sırasının her zaman aynı olduğunu varsayacağız. Yani ilk satırda eksi 2 aslında x'in bir de y'nin katsayısıydı. İkinci satırda da bunun olmasını isteyeceğiz. Dolayısıyla bu denklemle matrisin bu satırı birbiriyle aynı bilgiyi vermeyecekler. Matrislerimizi yazarken her zaman değişkenlerimizin aynı sırayla olduğunu aklımızda bulundurmamız gerek. Bunu sadece x ve y için değil, elimizde 5 tane değişken olduğunda da ilk önce sıralarını belirleyerek yapacağız. Ben şimdi burada daha spesifik örnekler üzerinden çalıştım. Ama bir de şöyle düşünelim. Diyelim ki ben bu iki doğrunun denklemini değiştirmek istiyordum. Daha farklı iki doğru almak istiyorum. Bu durumda yapmam gereken tek şey buradaki 2 ve eksi 3 katsayılarını değiştirmek. Şimdi tahtayı birazcık temizleyip devam edelim. X-Y düzleminde bu sefer denklemlerini çok iyi bilmediğimiz iki tane doğru alalım. Ama biz şunu biliyoruz. Bütün doğruların denklemleri aslında y eşittir a1x artı b1 şeklinde yazılır. Bu benim L1 doğrum olsun. L2 doğrusu da y eşittir a2x artı b2 ile ifade edilecek. Burada x ve y'leri aynı tarafa toplarsak eksi a1x artı y eşittir b1 eksi a2x artı y eşittir b2. Bu sistemi elde ederiz. Yani matris olarak eksi a1 1 b1 eksi a1 eksi a2 1 b2. Yani iki tane denklem sistemini birbirinden ayıran şey sadece buradaki a ve b katsayıları. X ve y'nin her zaman orada olduğunu biliyorum doğrularla çalışırken.
Dolayısıyla herhangi iki doğrunun ne zaman kesiştiğini anlamak için bu katsayılarla ilgili bir bilgi elde edinmemiz lazım. Bu katsayılar belli şekilde değiştiklerinde kesişim noktası tek bir nokta olur. Onlar belli bir ilişkiyi sağladıklarında hiç kesişim olmaz. Ya da çözüm sayımız sonsuz olur. Matrisler aslında bu işi yapmaya yararlar. Önemli olan x ve y'ye vereceğimiz değerler değil, önemli olan onların başına koyduğumuz katsayılar. Bir şekilde buradaki a1, b1, a2, b2 katsayıları bize elimizdeki geometrik konfigürasyon nedir bunu söyleyecek. Ve bu sayılarla yapacağımız işlemlerle kaç tane çözüm vardır? Varsa eğer kesişim noktaları varsa bu kesişim noktasının koordinatları nedir? Onları hesaplamayı göreceğiz. Bu sanırım sıradaki videonun konusu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.